Şimdi tabii Tokyo'dan sonra hızlı bir dönüm noktası. Çünkü pandemiden sonra ciddi bir süreç ve 3 yıllık bir sürede bir sonraki olimpiyata hazırlık. Biz de bu hazırlık sürecini yaparken ve çalışmaları takip ederken son derece hızlı olarak genç bir jenerasyonla buraya hazırlıklarımızı devam ettirdik. Tabii bunları yaparken bizim hedefimiz 20'nin üstünde kotayla gidebilmekti. Ama bugün 20 kotayla olimpiyata katılıyoruz. Burada bir iki şanssızlığımız diyeceğim oldu. Bunlarla alakalı olarak hasta olan son haftalar özellikle kota yarışmalarına denk gelen bir iki sporcumuz sakatlığı nedeniyle yarışamadı. Yine bunlarla birlikte iki sporcumuz olimpiyattan ranking sisteminin içinde olmasına rağmen rankingden özellikle katılamayan ülkelerin temsili sporcuları tamamına yakın maratona verdikleri için oradaki rankingden giden sporcular düştüler. Dolayısıyla orada rankingde iki sporcumuz vardı. İlham Tanrı Özbilen ve Sezgin Ataç. Bunların ikisi de orada ranking almışken düşmüş oldular. Bunlar tabii bizim şanssızlıklarımız. Bununla alakalı yine bugüne kadar olmadı ama inşallah dönüşünü bekliyoruz. Sultan Haydar mix test yediği için olimpiyatta şu an tedbirli, cezalı değil, tedbirli olarak tutuluyor. Yani her an yarışmasına izin de verilebilir, verilmeyebilir de. Onu bekliyoruz ama onun dışında diğer 16 sporcumuz olimpik, 4 sporcumuz da paralimpik olmak üzere olimpiyata hazır pozisyonda çalışmalarımız devam ediyor. Sporcu kafilemiz içerisinde Yasmani Capello hariç geri sporcularımızın tamamı genç çocuklar. Bunlarla alakalı olarak da önümüzdeki dönem için çok çok önemli olduğu gibi bu olimpiyatta da önemli. Çünkü bu olimpiyatta da şu an gittiğimizde baktığımız zaman listemize sporcularımızı tek tek kısa bir analiz yapacak olursak Berke şu an 400 engel branşında 48 saniye koşabilen Avrupa'daki 3-4 kişiden birisi. Ve bu anlamda Avrupa Şampiyonası'nda da son anda 5. oldu. Yasmani'den sonra bu alanı doldurabilecek sporcularımızdan birisi ve ben eminim ki olimpiyatta da final koşmak için her türlü çabayı sarf edecek. Çünkü 400 engel de özellikle son 3 yıldır dünyada inanılmaz bir gelişme var. Tabii bizde de var ama dünyada da çok büyük bir gelişme var. Biz şu anda 400 engelli de 2 sporcuyla olimpiyata katılıyoruz. Bu bizim bu branştaki gücümüzü gösteriyor. İnşallah 400 engelde bu alanı hem Yasmani hem Berke yine force edecek ve olimpiyatta da bu iki sporcumuzun da final grubunda olabilmesi cani gönülden arzumuzdur. Ama en azından bir sporcumuz da orada final koşacağız. Tabii Berke'nin genç olması hasebiyle de Berke önümüzdeki dönemlerin bu branştaki hem Avrupa'da hem dünyada madalya umudumuz olabilecek bir sporcumuz. Bu anlamda direkt kotasıyla olimpiyatta yer alan bir sporcumuz. O anlamda iyi bir ivmesi var. Yine Tuğba Danışmaz aynı şekilde biraz önce de ifade ettiğim gibi son derece güzel bir ivmeyle ve güzel bir programla hep ileriye doğru giden bir ivmesi var. Bunu olimpiyatta da sürdüreceğine inanıyorum. Olimpiyatta yani Avrupa'daki başarıyı olimpiyatta da gerçekleştireceğini düşünüyorum. Yine bununla birlikte Ersu Şaşma da aynı şekilde şu an Almanya'da antrenmanlarına devam ediyor. Bu haftadan itibaren de genç sporcu çünkü bir psikolojik dağılma yaşamaması için de bu haftadan sonra olimpiyata kadar annesini yanına göndereceğiz. Annesi de onlarla birlikte kampta olimpiyata kadar Ersun'un yanında kalacak ve mental olarak bir destek olacak. Olimpiyatta da inşallah hep beraber bu çocuklarımızla yüzümüz gülecek diye umut ediyor ve o düşünceyi de rahatlıkla paylaşıyorum.